Neymiş? AFAD Düzce depreminde şunu açıklamış. Şunu açıklamış. Şöyle açıklamış. Elbette beni bağışlasın aziz milletim. Yani defalarca karşı karşıya kalınan bir mağlubiyetten sonra sürekli kamu kurumlarında da olur ama herhalde kendileri yapmamışlar. Faaliyet sonu izleme adına bir şey oluşturulur. Orada bütün gerçekler ortaya konulur. Eksik nedir, aksak nedir? Bazen abartılarak konulur. Neden? Uğraştığımız iş AFAD'tır ya. Düzce depreminde şunlar tespit edildi. Biz tespit ettirdik. Talimatında ben verdim. Eksik neyse yazacaksınız arkadaşlar. Ama ya bir ülkede grup başkan vekilliği yapmış, milletvekilliği yapmış, ana muhalefet partisi genel başkanlığı yapan bir kişi ya bu kadar mı istismar eder hayatı ya? Bu kadar mı istismar eder bir olayı yani? Yani bir olay yapıyorsunuz. Bir arabayla bir yolda gidiyorsunuz. Yani o şoförün yapmış olduğu eksiklikleri yazmak veya daha iyisini ortaya koyabilmeyi gerçi buradan sonra yapmayacak mıyız? Şunu şöyle yapılsa, bu böyle yapılsa, şu şöyle olsa, bu böyle olsa bunu hep yaparız. Bir terörle operasyondan sonra da yaparız. Bakın şurada ve bunların her birisinin bize bir katkısı var. Her birisinin bize bir süreci var. Bu mu ya? Bugünün anlamı bu mu? Bu mu söylenmesi gerekir? Bu mu ortaya konulması gerekir? İnanın bazen insanın bütün bu olanlara inanası gelmiyor. Bu doğru mudur, değil midir diye. Bu vesileyle burada polis teşkilatımızda da şu ana kadar tespit ettiğimiz 120 polis arkadaşımız bizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani Kahramanmaraş'ta da aynı zamanda Hatay'da da Nurdağ'ında da bu tabii toplu kayıplar. Toplu olmayan kayıplarımız da var. Aynı zamanda yine 32'nin üzerinde şu anda tespit edebildiğimiz jandarma personelimizi de kaybettik. Allah onlara da bütün kaybettiklerimiz gibi rahmet eylesin. Biz burada çalışmaya devam edeceğiz. Asayiş olaylarıyla ilgili de şunu söylemek isterim. Yağma yapılıyor. Arkadaşlar, aziz milletim. Biz her ihbara gidiyoruz. %99,99'u asılsız ihbar. Asılsız ihbar olmasının temel sebebi bazen vatandaş evinin yani birkaç sebebi var. Evinin korunmasını istiyor. Bunun için burada şöyle işler oluyor diyor. Bazen vatandaş kendi evinden bir şey alıyor. Buraya başka birisi geldi diyor. Şurada bir mağaza var. Ayakkabı mağazası. 4 gündür camları kırık, bir tane içinden ayakkabı alınmış değil. Normal hayatın içerisinde nasıl hırsızlık işleri varsa, asayiş işleri varsa bu dönemlerde de olabilecek bazı işler olabilir. Ama ya bir güvensizlik algısı oluşturup ya bu milletin bütün değerleriyle, bu milletin bütün kodlarıyla oynamak elbette ki yanlıştır. Bir mesele de her depremde olduğu gibi yani Allah selamet versin. Sel olduğu zaman olmayan barajlar patlar. Deprem olduğu zaman Suriyeliler yağma ve talanın içerisinde taciz ve tecavüzün içerisinde. Yani biz hepimiz burada bir depremzedeyiz. Yani biz de ikinci depremin içerisinde burada olduğumuz için biz de depremzedeyiz. Ve burada insanları ırklarına göre, renklerine göre ayırabilmek. Tamam. Onları soğukta bırakalım. Hayatlarını kaybetsinler, ölsünler. Yani bu insanlar dün hırsızlık yapmıyordu da depremi bekliyorlardı hırsızlık yapacak. Yani. Yani böyle bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Yani elimizde rakamlar olmasa elbette. Yani nedir bu öfke? Nedir bu kin? Bunu hala anlayabilmiş değiliz. Ne olursunuz? Yardım etmeyecekseniz ki etmeyeceksiniz gözüküyor. Neden söyleyeyim? Yani buradan milletime şikayet ediyorum. Ellerindeki bazı belediyeler Hatay'a gidebilirsiniz. Orada valimizin ve arkadaşlarımızın çektiği sıkıntıları biliyorlar. Definine bile yardımcı olmadılar. Definine. Definine. Olmayabilirler. Aman bunlar batsınlar. Milletin gözünde sıkıntıya girsinler diyebilirler. Her şeyi yapabilirler. Ama
Bu dünyanın bir de öteki dünyası var. Ya siz kendi insanınıza kimin ne olduğunu, hangi düşünceye sahip olduğunu bilmeden bunu sağlayabilmek elbette ki son derece insanlık dışı, yani sağlamamak son derece insanlık dışı bir davranıştır. Elbette ki bunların değerlendirmeleri de yapılacaktır. Şu günleri hep beraber bir geçelim, işimize bakalım. Aziz milletimizden yapacaklarını yaptığına emin olduğumuz için bu milletin evladı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Herkes seferber. Cep telefonlarımıza gelen mesajlar bakabildiğimiz kadarıyla. Hassasiyetler, ortaya konulanlar. Herkes, ama herkes büyük bir seferberlik içerisinde. Böyle bir milletin evladı olmak bizim için büyük bir onurdur. Tarihin her döneminde kötücül insanlar çıkmıştır. Bizim işaretimiz orası değildir. İşimize bakacağız sonuna kadar. Çünkü milletimizin ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu büyük afetten en yakın zamanda çıkması hususunu kendimize bir boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Yabancı ülkelerden birçok yardım geliyor. Burada arama kurtarma ekipleri var. Yani birçok ülkeden, sayamayacağım kadar birçok ülkeden var. Türkiye'nin her tarafından var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve Allah yardımcımız olur. Hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz.